Evet, 4 Ekim 2016 ve burası Çorum ilçemize bağlı, Çorum ilimize bağlı. Neredeyiz üstadım? İsmailköy Avşaroğlu Ceviz Çiftliği'ndesiniz abi. Evet, rekor gelişim ürünümüzü fidan yetiştiriyorsunuz aynı evet zamanda abi. Burada. 70 dekar ceviz işle uğraşıyorsunuz. Evet abi. Ceviz ticareti yapıyorsunuz. Evet. Ceviz yetiştiriyorsunuz ve ceviz fidanı yetiştiriyorsunuz evet, aynı zamanda. Evet, ceviz bahçesi kuruyoruz. Evet, ceviz bahçesi kuruyorsunuz. Fidan satıyoruz biz burada daha genel evet, ağırlıklı. Evet, Oğuzlar 77 fidancılığı diyebiliriz abi. Evet. Hemen arka tarafımız daha kuş uçumu 10-15 kilometre Oğuzlar bölgesi. Ve Tuncay Avşar beyefendi. Evet abi. Evet. Ne gördük rekor gelişimde? Ya abi sizin de gösterdiğiniz gibi kullandığımız yer gübrelerin ben hepsinde bir farklılık var yani illaki oluyor. Kıyaslayalım şimdi. Şöyle buyurun gelin. Şimdi şuradan başlamak üzere devam edelim. Bakın. Şöyle alalım. Buyurun gelin. Evet atılan şu sol bölge, atılan bölge fidan olarak şu sağ bölgede atılmayan bir hiza. Evet. Şuradan başlayalım. Yani ne var ne yok. Yani bir gövde, sürgün kalitesi. Her açıdan bakalım lütfen. Renk açısından, her açıdan. Renk açısından bu taraftaki gördüklerimiz biraz daha kemikleşmiş. Yani odunlaşmış fidanlarımız. Bakalım bir çekelim. Daha sağlam. Evet. Gösterin. Açarak şöyle bir gösterelim bakalım. Evet. Daha kemikleşmiş. Evet. Ağaç hala yeşil olduğu halde daha kemikleşmiş. Yani atılmayanlar. Atılmayanlar ise yeşil duruyor. Biraz mesela daha, şu örneği verelim. Renk, bakın renk şu ağacımıza gelelim. Evet. Bakın görüyorsunuz. Tabii ne kadar bunu tabii gözle görülebilir ama siz burada bunu görerek söylüyorsunuz. Evet. Devam edelim. Peki bu sonuçta evet sürgünler var ama önemli olan şey biliyorsunuz. Kış hazırlık da çok önemli konu. Bakın şurada bir fidanımıza bakıyoruz. Işık tabii bunu ne kadar kesiyor alıyor ama bu atılanlar bunlar ve daha kahverengi olduğunu görüyoruz hâlâ. Işık bunu siz de zaten gördüğünüz için zaten söylediğiniz evet. Hâlâ memnun kaldığınızı belirttiniz. Bu anlamda öyle. Yani peki bu kışa hazırlık yapması ne anlama geliyor ya Tuncay Bey? Ya yukarıdan aşağı daha fazla kurumaz. Evet. Yani fidan sağlam olur, gittiği yerde de sağlam kalır. Soğuk vurduğunda nasıl oluyor genelde? Soğuk kuruduğunda aşağı doğru yeşil olduğu zaman evet. Aşağı doğru kurur. Yani orası tekrar aşağısından başlar. Yani sürmeye. Odun olan yere kadar gidiyor, evet. Orada kalıyor. Evet, oradan sonra tekrar bir daha açar ertesi sene. Peki burada gördüğümüz kadarıyla fidanlarımız da aynı. Bunlar yaklaşık rekor gelişim bu sene kullandınız. Evet. 2016'nın Nisan ayından sonra. Ha, Nisan ayında kullandınız. Nisan Mayıs'ta döneminde kullandınız ama daha önce kullanmadınız. Bunu evet. Yeni kullandınız hâlâ. Peki bu durumda o zaman ne olacak burada? Bütün yıl boyunca büyüdüğü mesafeyi tamam odun olsaydı koruyacaktı. Evet. Ama şu anda odun neredeyse aşının üstüne kadar olan bölgede. Tümüne kadar. Sadece odunlaşma var sadece atılmayanlarda. Evet. Dolayısıyla da bu ciddi bir konu hâlâ. Yani kışın bakıyoruz mesela şu ağacımızı yine tekrar bakın çekelim şöyle. Bakın odunlaşmayı görüyorsunuz hâlâ. Odunlaşma bu şekilde. Yine bakın hemen karşısındaki başka bir ağacımıza bakıyoruz. Başka bir ağacımız. Bunlar aşılanmış. Artık satışa gelmiş ağaçlar bunlar. Görüyorsunuz yeşil. Atılmayan ağacı görüyorsunuz şu anda. Odunlaşması hele yani bir metreden sonrası artık neredeyse odun bulmak zor yani. Evet. Yani bu dolayısıyla bu şekilde atılmayan ağaçlar için konuşuyorum ben size. Bakıyorsunuz yine şurada bakıyorsunuz atılan bir ağaç. Odunlaşma. Evet. Tabii burada kardeşiniz, ağabeyiniz. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız efendim? Şimdi ben de bugün geldiğim için aradaki farkı sizin evet. Göstermeniz sayesinde fark ettim yani. Evet. Sizin vermiş, önermiş olduğunuz yani rekor gelişim. Rekor gelişimde yani kışa daha bir hazırlıklı giriyor. Evet. Yazında daha bir sağlam bir şekilde açmış oluyor. Yani bu odunlaşma olmasa kışın bu kuruyacak. Evet. Ya soğuk vuracak ya don işleyecek bunu. Evet. Geç açacak. Evet. O da tabii ürünün bir sene geri gitmesine neden olacak. Yani bana tabii maliyeti ki. İki katına tabii artacak. Bakın bu ürün gelir. Bir ağacımız görüyorsun şurada. Yani şimdi bu ağaç benim için sıkıntılı bir ağaç. Evet. Bu sene kışın koruma ihtimali %70-80. Odunlaşma nereden başlıyor burada? Yani neredeyse aşının bir karış üstünden şuradan başlıyor. Bir karış üstünden başlıyor. Evet çok güzel. Yani buradan arı kurursa. Peki rekor gelişim atılan bir yerde Tuncay Bey. Evet. Aşının hemen üstünden başlayan odunlaşma var mı o kadar hani? Yok biraz daha fazla yani. Tabii. Ne kadar mesafe mesela ortalama? 1,5 metreye kadar çıkıyor. Hemen neredeyse hemen tepe vurulacak yerlerden. Evet. Evet. Zaten buradan üstü kurursa da benim için önemli değil. 1,5-2 metre yukarısına tabii kadar zaten. Zaten buradan evet kesiyoruz. Peki gövde kalınlıkları nasıl olmuş bu arada? Gövde kalınlıkları da
Genel olarak ya. Gerek yok. Biraz daha kalın yani. Belli oluyor zaten. Çünkü kamerayla bunu çekmek çok kolay değil. Evet, ancak burada yani. Genel olarak. Yani şu var İsmail Bey, Tuncay Bey. Yani burada rekor gelişim atılan yerlerde. İsmail dedim, özür dilerim adınızı. Hakan Bey. Hakan Bey, özür dilerim. Ha. Yani rekor gelişim kullanılan yerlerden topraktan bitkiye daha fazla şey geçtiğini gösteriyor. Yani sadece sürgün boyu değil. Sürgünlerin de içinin dolu olması gerekiyor yani. Tabii. Yani kalın olması gerekiyor. İçinin dolu olması gerekiyor yani. Yoksa cılız bir sürgün, içi boş bir sürgün atsa bile, yani genelde bol azotlu verildiği zaman bu tür sorunlar yaşanır haliyle. Bu anlamda bunlara dikkat edelim haliyle. Ama buradaki gübrelemenin tamamı aynı şekilde yapıldı. Hepsine aynı gübreyi verdiniz. rekor gelişim dışında toprak düzenleyici olarak verdiniz. Bakın mesela şuradaki odunlaşma nereye kadar sürüyor? Şu ağaca bakalım. Yemyeşil bir ağacımız bakın. Nereye kadar sürüyor? Yani 2 metre, 1,5 metre. Benim 1,5 boyum 1,70, 2 metreye çıkmış. 2 metreye çıkmış. Evet. Bu arada tepe sürgünlerinden bahsettik. Halen devam ediyor. Evet. Atılmayanlarda tepe sürgünleri ne olmuş? Şimdi bunda atılan bir şey. Evet. Evet. Sizin ürünü kullandığımız için daha hala yeşil. Boy vermeye devam ediyor. Boy vermeye devam ediyor. Yani burada bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bakın atılmayan ağaçlarda maalesef tepe sürgünleri genelde yanmış olarak gözüküyor. Artık onlar sezonu kapattı. Artık şu hava soğuğu ısırmış onları. Evet. Ve dolayısıyla bakın yine aynı şekilde burada atılmayan ağaçlar. Evet. Görüyor musun Tuncay Bey? Evet. Tepe sürgünler gitmiş. Yani çoğunluğunda baktık halde beraber. Peki burada şu az önce gösterdiğimiz yeşillikte bir ağaç bulalım. Mesela az önce şu atılan bir ağaçtaki yeşilliği görüyorsunuz hâle. Böyle canlı bir ağaçta odunlaşma nereden başlıyor? Bana bir gösterir misiniz? Odunlaşma burası mı diyelim abi? Buradan yukarısına kadar var herhalde odunlaşma. Peki gövdedeki bozulmaları görüyor musunuz? Evet, şurada biraz. Bakın yanmalar, bozukluklar görüyor musunuz? Evet. Ya daha fazla görüyorsunuz. Bakın şurada, bakın ben size göstereyim. Şu an görüyorsunuz hep evet, noktalar. Evet. Hastalıkları görüyorsunuz halde bir şekilde daha çok sıkıntı var. Ve şekil bozukluğu var mı filan da? Evet. Eğri büğrü yani. Yani bir görüyor musunuz? Böyle es yaparak gidiyor yani. Bu önemli mi arkadaşlar? Tabii ki. Gelelim yine aynı şekilde, bakın aynı şekil ağaçta. Daha bir düzgünlük var. Yara bere daha az. Evet. Fidancılık için bunlar daha önemli. Çünkü sattığınız fidanlarda arkadaşlar tutması, daha az kuruması. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Bakın koyu renk olması lazım. Zaten alıcılar zaten bunun yeşilini daha kendini tam olarak olgunlaşmadığı için tercih etmiyorlar. Tabii. Koyu istiyorlar tabii yani. Koyu tabii. Istiyorlar. Dolayısıyla olgunlaşmış istiyorlar kurumaması için. Dolayısıyla öncesi sağlam istiyor. Düz olsun. O zaman istiyor. Bu durumda siz o zaman daha kolay bir iş yapmış oluyoruz yani. Evet. O zaman siz burada olgunlaşmayı sağlamak için belki bu sene satmayacaksınız. Yani geleceksiniz sökeceksiniz. Evet. Bir yıl daha geri. Bir yıl daha en azından. Evet. Bir de bunu peki baştan atsaydınız olurdu en baştan? Baştan atsaydık tabii ki hepsi de aynı olurdu. Hepsi de aynı olurdu. Ben size bir şey anlatayım şöyle. Fidancımızın bir tanesi, müşterilerimizden bir tanesi örneğin bize şöyle teşekkür ediyor. Savaş Bey biz diyor fidan verdik. Müşterimiz diyor fidanlarının %60'ını kuruttu diyor. Diğerleri de sarı kaldı diyor. Daha sonra hani toprağı da bozuk ama diyor bunu kabul etmiyor diyor. Yani ortalığı yaygıray veriyor diyor. Yani haklı olarak bu da yani. Evet. Daha sonra diyor sizi buldum diyor internetten ve ürününüzü de alma, döktürtme şartı koştum diyor. Kendisine bedava fidan verdim diyor. Tekrar diyor aynı fidanlar diyor yemyeşil oldu diyor. Dolayısıyla kendisinin toprağındaki bozukluktan kaynaklı olarak fidanların kuruduğunu ispatladım diyor. O yüzden bize teşekkür ediyor. Yani bu anlamda fidancılarımızdan da bu şekilde sonuçları alıyoruz haliyle. Bu anlamda biz de fidancı olarak bu noktada yani daha kolay bir fidan satışı yapacaksınız haliyle. Geri dönüşte sorun olmayan bu anlamda bu şekilde. Peki dediğim gibi asıl önemli olan şey burada bunu dördüncü yılında değil de bunları böyle baştan kullanmak gerekiyor herhalde. Evet. En doğrusu odur. Biraz geç kaldık herhalde. Tabii ki. Yok geç kalmışsın zamanı yok ya bakın. Şu an attınız kazandınız ya bu kadar. Daha yani, şey tabii. Daha şey hani ama sonuç olarak burada daha önce de kullanmanız halinde fidan dikim aşamasında topraktan işte ceviz dikim aşamasında bu anlamda daha iyi olacak garanti haliyle. Bir de Oğuzlar cevizi hakkında bilgi verir misiniz? Yani biz hazır Oğuzların köyünde yaşayan. Evet. Burası Oğuzlar köyü değil ama siz kendiniz bir dağda bir yer almışsınız burada. Güzel bir yeriniz var, çiftliğiniz evet. var. Ama hani Oğuzlar cevizin tüccarlığını yapıyorsunuz ekip evet. aile olarak falan. Dedeniz de bu işleri yapıyor. 70 dekar ceviz ile uğraşıyorsunuz. Bir Oğuzlar cevizi hakkında biraz bilgi alalım lütfen. Oğuzlar 77 ceviz abi şöyle diyeyim. En önemli özelliği rafta bozulmaz. Diğer yabancı cevizlerden evet. övdükleri cevizlere hiç benzemez yani. Evet.
ince kabuktur. Yani diğer burada Maraş cevizi de var, çetir de var. Onlara göre geçen bir tane yabancı misafirlerimiz geldi, kırmaya başladı. O cevizler yani ona göre kırılmaz. Oğuzlar cevizine alışmışlar, ellerinde kırmıyor. Elinizi acıtırsınız dedim. O evet. iş olmaz. Oğuzlar cevizine benzemez o cevizler dedim. Evet. Yani Oğuzlar cevizi ince kabuk ve aroması mükemmel. Tadı güzel. Bakın tadı, ben de net beni tanıyanlar bilir hâlle. Evet. Ben de gittiğim yerlerde tadına bakıyorum hâlle. Yani tadı fena değil, güzel. Yani bu anlamda ya hani oranı düşük hani biraz daha diğer cevizlere göre tat oranı kaliteli yani. Tadı güzel, gayet evet. güzel ve dolayısıyla tat açısından bir çatnır evet. vesaire diğer cevizlerden geri kalır tarafı yok. Bunu bilsinler diye cevizler. Bir de şu özelliği evet. daha çok hoş benim evet. bana göre. Hı-hı. Yani bir ağaçta çok yüksek verimli olması. Yani Hı-hı. bu sene biz 20 yaşında bir ağaçtan en az kaç kilo aldık indirdiğimiz 20 yaşındaki bir ağaçtan evet. Traktörle. Yani bu sene don olmasaydı mesela bir 15 kilo falan alınırdı. Bir de dondan. Kurumuş olarak mı? Yani kabuklu kuru olarak yani. Evet kabuklu. Yani kabuğuyla olarak. Kurtulmuş olarak evet. evet. Bu arada tabii ki dikim sıklığınız Oğuzlar cevizine tavsiye ettiğiniz oran genelde 9'a 9 gördüğüm kadar. 9'a 9'a söyledim evet. ben abi. Verim toprağa kuvvetliyse de 10'a 10 olabilir. Onun yani. Üstüne de çıkabilir ama 9'a 9 iyi. Toprak yani. İyiyse yani. Daha iyi evet. gelişeceği aşikar herhalde. 9'a 9 10'a 10. Evet rekor gelişim müşterimiz Sayın Tuncay Avşar ve ağabeyi. Hakan Avşar. Pardon. Hakan Avşar. Bey. Kusura bakma hep Hakan Avşar. ve İsmail Köy'deyiz. Evet. Çorum merkeze bağlı. Buranın rakımı da abi 1100. 1100. Evet. Evet. Donlarla alakalı Oğuzlar cevizinin durumu nedir acaba? Ya donlara böyle şey yeşil kabuk olursa illaki bütün hangi ceviz olursa olsun hepsi soğuk. -5'in altına indiği zaman hepsi de zarar görür. Peki ağaçları şimdi burada değil, biraz uzakta. Bahçe büyük halde ve bugün attığınız bazı ağaçlar var. Rekor evet. gelişim kullandığınız ağaçlarda. Nasıl gövde renkleri orada da alttan böyle kahverengileşme olmuş mu? Yani böyle canlı parlak. Bayağı bir fark etmiş. Hatta abim de söyledi kendisi. Evet. evet. Yani gerçek ceviz rengini aldığını evet, gördüm. Kahverengi sadece. Diğeri de bembeyaz duruyor yani. Evet ağaçta üstü canlı ama yani, alttaki evet. kısım atılmayan ağaçlar daha beyazımsı. Evet. Attığınız ağaçlarda kahverengileşme evet. gövdede daha kaliteli bir yapı görüyorsunuz hâlle. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki soğuk iklim önemli iklimsel zararlar göreceğiz hâlle ama en azından ağacın güçlü olması, fidanın güçlü olması da bu noktada bu zararlarınızı minimize edecektir hâlle. En azından indiriyor. Çünkü tabii. soğuk vurduğunda aşı üstünden kesmek var. Hatta yetmedi aşı altından bile patlayabilir bu tür evet. Odunlaşma olmayan fidanlarda. Ama bugün odunlaşması iyi olan fidanlarda ise bugün bir kuruma olduğunda, bir şey olduğunda aşı üstünden çok çok yukarılardan kuruyabilir. O da çok bir şey kaybettirmiyor zaten. Yani. Anında tekrar geri kaldığı yerde devam eder hâlle. Bu anlamda rekor gelişiminde yani Oğuzlar cevizciler katkısını gördünüz yani. Evet. Oğuzlar fidanına ulaşmak isteyen de benim telefon numaramdan bana ulaşabilir. Telefon numaramı da verirsem iyi olur. 0538 evet. 505 60 71 abi. Tamam. Oğuzlar 77 fidanının kalitelisini yani ben evet. hiçbir yerden getirmem başka fidan. Ağaçladıklarım yani evet. %100 garantilidir. Abi siz de görüyorsunuz ağaçı evet. buradan. Evet. Yani ben bu işi kendim yapıyorum yani. Ben hiç bazıları evet. çok yetiştiriyor. Bahçelerden getiriyor. Yani geçen birileri götürmüş bir yere. Diyorlar ki Oğuzlar cevizi olmadı. Kardeşim nereden getirmiş? Götüren adamı da sordum ben. Hı-hı. Ben bilmiyordum ne aşısını yaptığım diyor. Bilmediğin aşıyı Olmaz. Nasıl yaptın kardeşim? Olmaz. Ben burada biliyorum. Kendi bahçelerimden, anaçlarımdan kesiyorum. Evet, evet. %100 de ismine doğru. Kesinlikle. Bu çok önemli bir konu. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Buna yani. Çok dikkat edin ve bunu da yanlış yapanları evet. lütfen uyarın. Çünkü bölgeniz ceviz bölgesi, Oğuzlar bölgesi evet. Türkiye'de duyulan bölge hali ve bugün mesela Kaman'la alakalı biz gittiğimiz evet. yerlerde bazı fidancılar yanlış aşı yaparaktan birçok kişinin 13 yani. Yaşlarında, 10 yaşlarında ağaçlarından bir tane bile ceviz alamayınca evet. yanlış aşılar yüzünden evet. O cevize karşı da, o yöreye karşı da bir sıkıntı evet. duyuyorlar. Bu önemli. Yani bu burada kesinlikle gördüğümüz şeylere inanmak evet. gerekiyor. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Peki bundan sonra tavsiye ediyor musunuz rekor gelişimi? Yani illaki tavsiye ediyoruz abi. Şu aradaki farkı gördükten sonra yani ister istemez. Evet. Evet. Durum böyle. Evet. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun abi. Biz de teşekkür ederiz.